Herkese merhaba ben Neslimun Soyuları. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yazın en sevilen yemeklerinden patlıcan musakka yapacağım. 1 kilo kadar patlıcanım var. Onu güzelce yıkadıktan sonra alaca soydum. Ve dörde böldükten sonra 3-4 santim uzunluğunda şeritler halinde kestim. Ve tuzlu suda 15-20 dakika beklettikten sonra güzelce sularını sıktım. Evet patlıcan musakka genelde halka halka doğranarak yapılıyor ama bizimkiler o şekilde sevmiyorlar. Ben de dolayısıyla uzun uzun şeritler halinde keserek patlıcanı kızartacağım. Onun haricinde bir soğanım, 3-4 tane köy biberim, 250 gram kadar kıymam, bir tatlı kaşığı domates salçam, iki tane domatesim rende ya da küçük doğranmış şekilde ve üç diş de sarımsağım var. Üzeri içinde bir tutam maydanoz kullanıyor olacağım. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağın içinde zeytinyağının içinde soğanlarımı güzelce soteliyorum. Bir yandan da yağın içinde patlıcanlarım kızarmaya başladılar. Biberler ekleniyor daha sonra ve biberlerle soğanlar biraz kavrulduktan sonra kıymamı ekliyorum. Ve bu üçünün güzelce birbirlerine kaynaşması için orta ateşte bir 5 dakika kadar bunları kavuruyorum. Patlıcanlarımı kızarttık, Yaptıktan sonra bir kağıt serdiğim servis tabağını alıyorum ki fazla yağını böylece bıraksınlar. Patlıcan yemeklerinin bence en lezzetlisi bu patlıcan musakka. Ve daha sonra bir tatlı kaşığı domates salçamı ilave ederek salçanın kokusu çıkana kadar bir dakika kadar hafifçe kavuruyorum. Ve daha sonra domateslerimi ilave edeceğim. Bir yandan da patlıcanlarım kızarmaya devam ediyor. Onları da bittikçe işleri kağıdın üzerine süzdürüyorum. Domatesini de ilave ettikten sonra birkaç dakika kadar tüm malzemenin birbiriyle güzelce harmanlanmasını sağlıyorum. İyice özleşiyorlar. Bu arada 2,5 3 su bardağı kadar su ısıttım yan tarafta ve e, suyu yemek için kullanacağım. Patlıcanlarımı son partisinde kızarttıktan sonra bir kenara kağıdın üzerine alıyorum. Daha sonra ısıttığım suyu bu harcın üzerine ilave ediyorum ve bu şekilde birkaç dakika kaynayarak özleşmesini sağlıyorum. E, çünkü bu şekilde yemeğin suyunu önden verdiğinizde üzerine patlıcanları ilave ettiğinizde bu bir benim için püf noktası. Patlıcanları çok fazla karıştırmadan ve yemeği bir daha açmadan kısık ateşte yaklaşık 45 dakika bazen bir saate kadar pişirdiğinizde çok lezzetli. Hiç patlıcanlar dağılmadan pişirebildiğiniz güzel bir yemeğiniz oluyor. Süzdürdüğüm patlıcanlarımı da şimdi yemeğin içine yavaşça bırakıyorum ve altını kısık ateşe alarak kenara bırakıyorum. Artık kendi halinde güzelce pişiyorlar. Tekrar su eklemeye gerek kalmıyor. Bakın piştiğinde bu şekilde patlıcanlar gayet güzel, tam kıvamında böyle banmalık bir suyu var ve çok lezzetli tuzuyla, karabiberiyle, baharatlarıyla, biraz maydanozuyla şahane bir yemek oluyor. Siz de deneyin. Afiyet olsun.